Merhaba sevgili arkadaşlarım. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. İzmir'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz değerli takipçilerimiz. Neden İzmir'deyim? Ülker Hanım'la beraber biliyorsunuz köye gitmiştik. Ancak benim bazı işlerimden dolayı şu anda çocuklarımızla beraberiz inşallah. Kevser teyzesi polenimize, torunumuza hediyeler almış. Şimdi neler almış? Onları size bir gösterelim bakalım yani. Ben çok merak ettim. Evet. Şimdi kutuyu açıyoruz şöyle. Şöyle bir tane yemek için kahvaltı tabağı gibi bir tabak almış. Bunlar cam mı? Ne kızım bunlar? Babam bunlar plastik de değil, cam da değil, silikon. Silikon. Aynen silikondan yapılma. Silikon ile camın aynı ham maddeden üretiliyor. Bu Oyo Ama markası. çocuklara zararlı değil yani, Hayır, değil mi? hiç zararlı değil. Camla aynı ham maddeden üretildiği için camla aynı sağlıkta ve tehlikesi yok. Kırılma riski yok. İşte babam dediğim gibi mesela Kesmesin diye kesme çocukları riski yok. falan yani. Tabii Evet, tabii o aynen. yüzden özel üretilmiş böyle bir yemek tabağı içinden çıkıyor. Sonra gene şurada bardağı var. Şöyle bir bardağı var arkadaşlar. Açmadık Peki bunları. babam açalım mı onları? Açalım mı oğlum? Bir yüzden makas getirdi, evet. Aynen. Açalım diye Açalım o hemen. zaman. Şöyle makasını vereceğim. Şöyle mi açayım kızım? Şuradan mı açayım şöyle? İstediğin yerden Babam açabilirsin bunu. kutusuna ihtiyacımız yok zaten Aynen bize. Şöyle kutusuna açalım o ihtiyacımız yok. zaman. Açtık. Alıştırma Evet, bardağı. şöyle bak esnek alıştırma bardağıymış. Özlem biliyor, ben bilmiyorum bunları. Böyle bir şey. Babam şuradan ısırdığı zaman polen mesela hani tabii tanımıyor ya daha bardağı. Kırılmamasını sağlıyor. Hem de çok sağlıklı. Camla aynı sağlıkta. Böyle esnek bir yapısı var. Süper bir şeymiş o zaman. Bu bardağıymış. Şöyle koyayım. Taban da açayım mı? Hepsini Açalım. açalım Açalım. lütfen babam. Hepsini açalım. Gösterelim. Evet. Şöyle. Plastikmiş, kesmeyeyim de ondan şey diyorum. Sert plastik babam o Sert yani. plastik, silikon. Kalın gelir zaten. Dikkat edeyim. Porsiyon tabaymış bu da. Adından da şurada porsiyon yazıyor. Evet. Tabulata benziyor değil mi baba? Tabii tabağı gibi. Evet işte şöyle. Aynı zamanda vakumlu galiba kızım bu. Aynen öyle babacığım. Şöyle bakın yani dutça hesabı vakum. Sağa sola kaymayacak arkadaşlar. Şurada bir silikon gibi bir tutucu var. Şöyle yapışkanlı. Böyle masaya koyduğumuzda masadan sağa sola kaymayacak. Şöyle üç çeşit yemek yiyecek şekilde. Bir tanesi büyük yemek, bir tanesi onun küçüğü, bir de en küçüğü. İçine de böyle kullanma talimatı gibi bir şey çıktı. Onu sonra okuruz. Evet hocam. Bu da yemek tabağı. Bayağı Şimdi güzelmiş. O özellikle kaymama özelliğini çok evet. beğendim. Evet aynen. Çünkü bebekler böyle tutup tabakları atmaya Dökerliğe. çalışıyorlar. Şurada ağır bir şey var. Bu ağır. Bu çorba tabağıymış baba Çorba bu. tabağı mıymış? Kapaklı Kapaklı kase. kaseymiş yani. Şöyle gösteriyor zaten. Kapaklı kaseymiş. Bir de onu açalım bakalım. Bunda teyzesi ya, değil mi? Vallahi teyzesi bir tane. Teyzesi polene çok şey alıyor ya. Aynen. Sürekli eniştesiyle birlikte Evet, alıyorlar. sürekli Allah razı olsun Evet. hem Metin oğlumuzdan hem de Kevser teyzesinden sürekli alıyorlar böyle. Oo, bu da vakumlu. Bu da Ha, vakumlu. evet. Sevgili takipçilerimiz şöyle gördüğünüz gibi bunda da bir vakum var. Gene böyle masaya yapıştığında buradan salmayacak. Tıpkı telefon tutucuları gibi. Gene böyle açılıyor. Kulaklı Yemek kabağı var. şöyle. Kulaklık çok tatlı. Yemek kasesi. İçinde gene bunun kullanma talimatı çıkıyor böyle. Onlara bakarız böyle. Hem yemek soğumayacak mesela böyle önüne hem de toz toprak gitmeyecek ve önünde duracak böyle. Bu da kasesi. Hem de sızdırmaz Hem de olduğu için sızdırmaz olduğu için rahatlıkla çantada da taşınabilir aynen artık. aynen taşınabilir tabii. Çok güzel bir şeymiş yani. Bu da çorba kasesi. Başka ne var? Şurada başka bir şey daha çıkıyor. Kaşını da keselim. Bu da mama kaşıymış. Çok Şöyle güzel. mama Bunu da Bu kaşığı sert mi peki? bakacağım oğlum şimdi daha görmediğim için. Bakalım o nasıl bir şeymiş onu da görelim. Yok oğlum bu da oynak. Bak. Aynen. Esniyor bak şöyle. Görüyor Ha, musun? doğru, bunu da Aynen ısırınca yani şey bu da olmasın. ısınınca hani ağzının dişini kesmemesi için böyle esnek bir mama kaşığı.
Ayrıca burasını dolgun yapmışlar. Ele gelsin yani, diye. Ele gelsin diye böyle güzel bir şey yapmışlar gerçekten. Güzel yani. Bir kaşık yapmışlar. Evet, o da öyle. Şimdi şurada bir şey var. Bunu kesmeye gerek yok herhalde. Açılıyorum bilmiyorum ama. Alttan açma yeri var galiba. Şuradan da açılıyor. Kesebiliriz. Tamam. Üstten babam şey var, çıtçıtı var. Çıtçıtı açman lazım. Şunu açman lazım ilk başta. Öyle mi? Ama bu buraya takılı. Kesinlikle. Ha, evet. Çıktı. Ha, şurada. Çok evet, mantıklı. Çırcırlar. Aynen. Evet. Yakup'cum hemen müdahale et. Bu da mama ön. Aynen öyle. Şey gibi bakın şöyle. Sanki kafaya geçecek. Aparat gibi. Kolların geçecek yerde var. Şöyle geçecek buradan. Evet. Şöyle kollar yelek geçecek. Gibi. Yelek gibi. Şurada da ayar var. Buradan istediğiniz ayarda ayarlanabiliyor arkadaşlar. Şöyle ayarlanabiliyor kollarda. Her tarafı açılıyor. Şöyle can yeleği gibi. Şöyle açılıyor. Aynen öyle. Şöyle. Tam olarak can yeleği gibi. Evet. Aynı zamanda dökülen yemek yere dökülmesin diye. Burada kanguru yavrusu gibi yeri var. Burada fazlalıklar burada birikecek. Sanki yani. O kadar yemek yiyecek. Şuna bak. Evet. Kocaman yapmışım en maşallah. En güzel tarafı da bence bu önlüğün yıkanabiliyor olması. Hani hemen evet, böyle. Evet. Silinebilir, yıkanabilir. Aynen. Çok güzel bir şey yapmışlar gerçekten. Kevser teyzesine teşekkür ediyoruz. Yine burada bir tane daha hediyeleri var. Bir daha mı geldi? Ablamla iniştirin. Aynen evet, doğru. Gene Metin oğlumuz da Kevser kızımız bir şey daha almış. Bunda ne var bakalım. Bu da eğer bebekten gelmiş. Aynı şekilde. Bu da ünlük galiba. Aynen. Pembesi çok renkli, çok evet, tatlı. Çok güzel. Bunu açmayalım o zaman. Evet. Şunu açmayalım şimdilik. Açmayalım. Çünkü aynen aynı ünlük. Hemen hemen marka değişik sadece. Markası da aynı. Marka da aynı. Rengi sadece farklı. Rengi farklı. Anladım, tamam. Burada bir şey daha var. Ona bakalım. O ne? Bu arada en sağlıklı markadan almışlar. Evet. Kaşık. Bu da aynı kaşık. Renkleri farklı. Aa, çok tatlı. Bu da aynısı. Kevser teyzesine ve Metin oğlumuza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsunlar. Kesilerine bereket versin inşallah. Polen çok şanslı bir bebek. Gerçekten gelen hediyeleri Ülker Hanım'ın kanalında görmüşsünüzdür. Bir sürü sevenlerimiz çok kaliteli, çok markalı bir sürü hediyeler getirmişler. Allah hepsinden razı olsun. Allah herkesin kesesine bol bereket versin. Polen dedik, şanslı dedik inşallah. Annesine, babasına, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur inşallah. Önemli olan sağlıklı büyümesi ve vatana, millete hayırlı bir evlat olması. Amin, bizim için çok önemli. Her şeyden önce sevgi, saygı dolu bir çocuğu olsun inşallah herkese karşı. Diğer takipçilerimiz şimdi bunları açtık. Bunun arkasında bir takipçimiz bize bir şiir yazmış. İlle okumamı istedi. Ben de onu kırmayacağım. İnşallah bu videomun arkasında da o değerli takipçimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi Polen Bebek için bir ninni yazmış, ninni şiiri yazmış bize. Bu videonun arkasında da onu okuyacağım arkadaşlar. Videomuz sona ermiyor, devam ediyor. Bir şey soracağım baba. Soralım. Bir aşçı olarak, sertifikalı ve bir kurumda, resmi bir kurum, devlette aşçı olarak. Sence bunların hijyenikliği olarak nasıl, güzel mi bu malzemeler? Hijyenik. Tabii oğlum, hijyenik. Neden hijyenik? Yıkanabilir olması, silinebilir olması ve tehlike yaratmamış olması çok önemli. Neden cam bardağı çocuklar bilmediği için su içirirken falan çıtırt diye ısırırlar, kırarlar ve ağızları kesilir. Bu bir. İkincisi gene cam kasede veya porselen tabakta yedirirken Allah korusun yere düştüğünde gene kırılır, tehlike oluşur. Ama bunları çok iyi yapmışlar. Çünkü silikon madde olduğu için kırılma tehlikesi ya da kesme tehlikesi yok. Bir de ayrıca çok sağlıklı. Neden sağlıklı? Makineye atılabiliyor. Elde yıkanabiliyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bir de Özlem'in dediği gibi camla aynı kalitedeymiş. Ben bunun içeriğini bilmiyordum. Aynı plastik diye düşünüyordum ama öyleymiş. O yüzden de zaten sağlıklı olmasaydı bunları bebek için üretmezlerdi. Neden? Artık Sağlık Bakanlığı çocuklar için çok ciddi şekilde tedbirler alıyor. Çünkü bu boyalı, insan sağlığına zararlı, özellikle bebeklere zararlı oyuncakların satışı Türkiye'de yasaklandı. Kaçak olanları da yakaladıklarında çok büyük cezalar bekliyor. O yüzden böyle sağlıklı ürünler yapıyorlar. Biz herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Dediğim gibi bu videonun arkasında da Nenli olacak. Nenli'mizi de dinledikten sonra videomuz sona ermiştir arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz Nenli'de. Evet sevgili arkadaşlar, YouTube'dan bir takipçimiz bizlere Polen Bebe'ye yazmış olduğu şiiri okumamı istedi.
Ben de kırmama adına değer takipçimizin şiirini şimdi polen bebeğe sallarken okuyorum. Özlemle Yakup'un tatlış bebesi. Ülker annennesi Şahin dedesi. Uyu uyu şen polen bebek. Huzurun neşemsin sen polen bebek. Rengarenk mis kokan çiçek özsün. Kerserle Metin'in iki gözüsün. Uyu uyu hoş polen bebek. Tıpış tıpış yürü koş polen bebek. Büyü büyü emekle yürü. Koruyup kollayın melekle yürü. Uyu uyu gül polen bebek. Menekşe papatya gül polen bebek demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Polen bebeğimiz de bu şekilde şiiri dinliyor. Onu da böyle uyutmaya çalışıyoruz. Değil mi polen bebek? Evet, çok teşekkür ederiz gerçekten bu değerli kardeşimize. Bu güzel şiirinden dolayı kendisini kutluyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten polen bebek için yazılmış, çok hoşuma gitti. Kendisine de ayrıca eşine ve çocuklarına da selam gönderiyoruz buradan. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun inşallah. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.